Sayın İl Başkanım, kıymetli milletvekillerim, ilçe başkanlarım, Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Manavgat Belediye Başkanım, her geldiğimde meydanları dolduran, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel Manavgat'ın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Biz bugün buraya 130 milletvekilimizle birlikte milletvekili kampı yapmaya geldik. Bugün akşam Manavgat'ta partinin seçilmiş bütün milletvekilleri kalacak ve 2 gün boyunca bundan sonraki süreci, bu süreçte yerel yönetimlerde ne yapacağımızı, bütçe görüşmelerini, meclisteki muhalefeti ve ülkedeki sorunlara nasıl etkili, nasıl samimi, nasıl cesaretle, nasıl çözüm odaklı yaklaşacağımızı ve önümüzdeki süreçte hep birlikte nasıl iktidara yürüyeceğimizi Manavgat'ta konuşacağız. Onun için geldik. Tabii önce Antalya'ya geldik. Antalya'da il başkanlığına uğradık. Şimdi Manavgat'a geldik. Manavgat'ta ayağımızın tozuyla çalışacağımız, toplanacağımız yere gitmeden nereye geldik? Baba evine. Baba evine geldik. Sürekli anlatacağız. Neyi anlatacağız? Herkesi partimize çağıracağız. Baba evi ne demek? Herkes önce baba evine doğar. Büyür. Sonra kimi baba evinde kalır, kimi gider. Kimi uzakta, Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Kimi büyüğünü arar, kimi küçüğüne razı olur. Ama sonuçta herkes bilir ki orada bir baba evi vardır. Başım sıkışırsa, zora düşersem, dara gelirsem o baba evinde bana bir yer vardır. Baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bakın burada arkamda, burada yanımda, sağımda solumda bu baba evinin çorbasını kaynatanlar, bacası tütsün diye odun taşıyanlar var. Hepinize minnettarım. Hepinize. Ama bir gerçek var. Burası bizim evimiz. Kimse gelmesin diyemeyiz. Kapılarını ardına kadar açıyoruz. Başı sıkışan, dara düşen gelsin. Otellerde alnının terinin karşılığını yazın alıp kışın işsiz kalanlar baba evine gelsin. İşsizler baba evine gelsin. Narenciyesi dalında kalan üretici baba evine gelsin. Manavgat'ın zora düşen muz üreticileri baba evine gelsin. Yoksullar gelsin. Öğretmenler gelsin, memurlar, esnaflar gelsin. Çünkü burası hepimizin evidir. Tapusu ne bendedir, ne kimsededir. Tapu bir kişiye aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Dediğimiz şu. Elbette biz burada siyaset yapıyoruz. Ama burasının tapusu ne bende ne kimsede. Tapunun üstünde bir isim yazıyor.
O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Demiş ki iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet, öbürü Cumhuriyet Halk Partisi. Demiş ki Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Demek ki Manavgat'ta, Antalya'da 81 ilde Türkiye'nin dört bir yanında gidişattan memnun olmayan, yoksullaşmadan bıkan, artan fiyatlardan, kiralardan şikayet eden, geçinemeyen, zorlanan kim varsa onları Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmaya, hep birlikte iktidarı değiştirmeye davet ediyoruz. Şimdi CHP iktidara gelirse Türkiye'yi nasıl yönetecek? Vallahi Şükrü Başkan Manavgat'ı nasıl yönetiyorsa öyle yöneteceğiz. Nasıl yönetiyor? Erdoğan. Nasıl yönetiyor? Şükrü Başkan'dan memnun muyuz? Memnun muyuz? Ben şimdi bir şey demeyeceğim ama ben günü gelince ona bir şey söyleyeceğim. O da beni sizi kırmayacak inşallah, değil mi? Şimdi ben Şükrü Başkan'ı yıllardır tanırım, takip ederim. İnanılmaz işler yaptı. Varıp da size onları anlatacak değilim. Onun en önemli şahitleri sizsiniz. Ama son günlerde böyle Şükrü Başkan bütün Manavgat'la birlikte çok önemli bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin sebebi şu. Bakın, hangi partiden olursa olsun Manavgat'taki herkesin rahatsız olduğu bir durum var. Vampirler gözü dikmişler, Manavgat'ın kanını emmeye niyetlenmişler. Şimdi Manavgat biliyor da buradan, hani o hep diyor ya ey ey diye. Ey Recep Tayyip Erdoğan. Bak, Manavgat'tan sana bir şey anlatacağız. Bunu biliyorsan da susuyorsan suç ortağısın. Bilmiyorsan, hemen durdurmazsan, o zaman benim de Manavgat'ın da Antalya'nın da iki eli yakanda olacak. Bunu böyle bil. Bakın, şimdi Manavgat'ta Ulu Alan diye bir yer var. Bu 3600 dönümlük bir alan. Bu alanın Manavgat'ın yararına, yazın turistler geliyor, kışın gidiyor ya, oteller çalışmıyor ya, çoğu kapanıyor ya, kapanmasın diye Manavgat'ta oraya kış turizmine yönelik, oraya sağlık turizmine yönelik, spor turizmine yönelik Manavgat için bir şeyler yapılması ve o alanın Manavgat'ın da kullanımında kalması gerekiyor. Bunu Şükrü Başkan da, ilçe başkanımız Oytun Başkan da, ama MHP'lisi de AKP'lisi de böyle istiyor. Doğru mu? Ama iki bakan, ey Recep Tayyip Erdoğan, senin iki bakanın o alanı allem ediyorlar, kullem ediyorlar, aralarında taksim etmek istiyorlar. Önce bir plan yaptılar Turizm Bakanlığı'ndan, başvurduk, plan iptal oldu. Şimdi planı tekrar kitabına uydurmuşlar, yine getirmek istiyorlar. Oraya büyük bir oteli senin iki bakanın, bir tanesi bir önceki,
bir tanesi şimdiki iki bakanın aralarında paylaşıp Manavgat'ın kanını emmek istiyorlar. Eğer bak Recep Tayyip Erdoğan bunu ara sor. AK Parti'nin Manavgat ilçe başkanına sor. Devlet Bey arasın, MHP'nin ilçe başkanına sorsun. Manavgat'taki bütün sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, Cumhur İttifakı'na oy veren oda başkanları bu işi biliyorlar. Onlar da bu işe karşılar. Bütün Manavgat karşı. Eğer sen bu talana susarsan demek ki ortaksın. Demek ki ortaksın. Susma buna. Engel ol. Ayrıca yine bütün partilerden Manavgatlılara söylüyorum. Yangınlar oldu. Çok emek verdi. Büyük şehrimiz koştu. Komşu belediyeler koştu. Manavgat Belediyesi yangınlarda emin olun devletin ayıbını örttü. Yüzden fazla parça parça yer var. Buraları şimdi satıyorlar. Satarken milli emlaktan satsa %40'ı sizin. Manavgat'a hizmet olarak gelecek. Paranın %40'ı. Ama bunu TOKİ'ye devretmişler. %100'ünü Ankara'ya alıyorlar. Neden? Şükrü Başkan o parayla Manavgat'a hizmet etmesin diye. Paranızı çalıyorlar. Seçimde bunun hesabını sorun AK Parti'den. Sorun AK Parti'den. Şimdi bizim buradan sonra bir çalışma toplantısı için arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bu çalışmanın sonunda bir yol haritası önümüze çıkacak. Yol haritasının sonu inşallah iktidara çıkacak. Bu hazırlık için bize görevler düşüyor ama hepimize Türkiye'deki hangi siyasi partiden olursa olsun herkese görev düşüyor. 31 Mart günü yerel seçimler var. Yerel seçimlerde biz muhalefet Türkiye'de 5 yıl önceki belediyelerimizi aynen korursak, üstüne yeni belediyeler alırsak, oyumuzu arttırırsak, moralimizi yükseltirsek Türkiye'de psikolojik iktidar bir kez daha bize geçecek. Oradan aldığımız güçle bu yoksulluğun, bu işsizliğin, bu güvencesizliğin, bu gelecekten endişenin üzerine kararlılıkla gideceğiz ve en sonunda bu ülkedeki mağdurların ve mazlumların, orta direğin, esnafın, çiftçinin, otelde çalışan garsonun, kominin ve bu ülkeyi sırtında taşıyan milyonların sorunlarını çözüp onları iktidara getireceğiz. Bunun için hepinize bir görev düşüyor. Hepinize. Bu yükselen umudu büyütün. Yükselen heyecanı büyütün. Herkesi oy kullanmaya. Bu sefer iktidara daha önce oy verse de bir sarı kart göstermeye. İktidara geçmişte oy verenlerin de dikkatini çekmeye ve sorunların çözülmesi için sandıkta birleşmeye çağırın. Manavgat 31 Mart'ta hep birlikte çalışacak mı? Bakın bu ülkede herkesin planı var. Dünyanın büyük ülkeleri bu ülke üzerinde hesap yapıyorlar. Gelecekte bu ülke üzerinde hayalleri var. Ama bu ülkenin gencecik evlatlarının yurt dışında dünyanın başka ülkelerinde
hayal kurmasına sebep olan bir iktidar var. Niye? Çünkü ülkede baskı var, işsizlik var, hukuk yok ve gençlerin konserlerini iptal ediyorlar, festivallerini iptal ediyorlar. Pasaport harçları yüksek, gencimiz yurt dışına gitmek istiyor, imkanları yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimden sonra her hafta partiye kaydolan on binlerce kişinin %90'ı 30 yaşın altındaki gençler. Baba evine koşuyorlar, hoş geliyorlar, kapılar açık, gençleri bekliyoruz, kadınları bekliyoruz. Nasıl? Hani bakayım pankart? Şimdi buraya bir pankart yapmışlar, çok güzel. Ben kurultayda çıktım, mikrofonu aldım. Dedim ya, birileri uyandı bu sabah diye. Manavgat'ta baba ocağının kapısını açtı. Birazdan gelirler dedi. Çayı demledi, televizyonun başına geçti. Manavgat'ta ocağı tüttürenlere selam olsun demiştim, selam olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Emeklileri seviyoruz. Kadınları seviyoruz. Gençleri seviyoruz. Çocukları seviyoruz. Manavgat'ı, Antalya'yı, Türkiye'yi seviyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu bayrağı seviyoruz. Hep birlikte Atatürk'ün partisini Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar yapmaya giriyoruz. Söz veriyoruz. Manavgatlılar, Cumhuriyet Halk Partililer ve Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, ayağa kalkmaya, bu partiyi iktidara taşımaya var mısınız? Bir duyayım alkışlarınızı, bir göreyim. Olacak bu iş. İnanıyorum, ben sizlere güveniyorum. Sağ olun, var olun.